Seyyid Abdülkadir Geylani Kuddise Sirru Allah için yaşamalı. gavsa ı Azam bir gence ediyorken nasihat buyurdu ki Allah'a itiraz etme evlat. Yani sana gelirse herhangi dert ve bela Bil ki sana o derdi gönderdi Hak Teala. O senin kaderindi. Sabır göstermeye bak. Bu niçin böyle oldu şeklinde lafı bırak. Müminlerin şiarı baş üstüne demektir. Şeytanın sıfatı ise hep itiraz etmektir. Bir günde buyurdu ki, Uyanınız gafletten, Yarın ecel gelince uyanırsınız zaten. Ölüm uyandırmadan gelin ki kendinize o günkü uyanmanın faydası olmaz size. Allah'tan başkasına tutulmuşsa kalbiniz o hasta demektir ki tedavi ettiriniz. Ey insanlar! Her işi yapın sırf Allah için. İhlası ancak böyle belli olur kişinin. İbadetler bile hem yapılmazsa ihlasla, yarın mahşer gününde faydası olmaz asla. Denir ki, bu ameli kim için yaptınsa hep, mükafatını dahi git ondan eyle talep. Bir gün, yine bir gence buyurdu ki, Evladım, sana yalnız Allah'tan gelir imdat ve yardım. Sırf Rabbine sığın ki, geldiğinde bir bela, seni o sıkıntıdan kurtarsın Hak Teâlâ. Bir günde buyurdu ki, beni dinle ey evlat. Önce kendi nefsine eyle öğüt, nasihat. Kendi ıslah olmaya muhtaç olan bir fakir, nasıl başkalarına nasihat edebilir?' bir insanın kendisi ama iken o yine yol gösterebilir mi başka bir görmeyene? Bunun gibi bir kimse bilmiyorsa yüzmeyi nasıl kurtarabilir boğulacak kimseyi? Ey insan! Yazık sana! Müslümanım diyorsun. Lakin ondan gayriye ibadet ediyorsun. Hak Teâlâ var iken uyuyorsun nefsine. Hep tabi oluyorsun heva ve hevesine. Sonra sen bir darlığa düştüğünde niçin hep Allah varken kullardan edersin yardım talep? Onun hazinesinde ne yoktur ki ey evlat? Ondan başkalarına edersin müracaat. Ey oğlum! Kendine gel, yönel Hak Teâlâ'ya her günahtan kaçarak sıkı sarıl takvaya. Kötü kimselerle olmak ki hiç arkadaş, kötülüğü sana da bulaşır yavaş yavaş. Ey oğlum, nimetlere niçin şükretmiyorsun? Yoksa sen nimetleri kuldan mı biliyorsun? Her nimetin sahibi Allahü Teala'dır. Kul nimet gelmesine ancak bir vasıtadır. Kâtibin elindeki kalem gibi ki aynen, ondan gelenleri de Allah'tır ihsan eden. Teşekkür edilse de kulun iyiliğine, o Allah'a yapılmış sayılır elbet yine. Bir günde buyurdu ki, Dinleyin ey insanlar! Gafletten uyanın ki, şiddetlidir azaplar. Hem de İnsanlar için yanıyorken cehennem, siz nasıl rahat rahat uyursunuz böyle hem? Cehennem şimdi vardır, bekler günahkarları. Öyleyse ateş bilin haram ve günahları.